Herkese selam. Bugün ekran kartı olmadan ya da çok düşük ekran kartlarıyla oynayabileceğiniz en iyi oyunlar listesiyle karşınızdayım. Bu videoda son senelerde çıkan oyunlar dışında asla eskimeyecek ve önümüzdeki 20 yıl daha oynayabileceğimiz efsane oyunlardan bahsetmeye çalıştım. Sizler de videoyu izledikten sonra yorumlara benim aklıma gelmeyen, videoda olmayan oyunları yazın. Bir sonraki videoda onları kullanabilirim. Ayrıca videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. İlk oyunumuz Stardew Valley. Hepimiz Facebook'ta ya da başka alanlarda olsun çiftlik oyunlarını oynamışızdır. Oyunun ana hikayesinde işten ve şehir yaşamından bıkmış bir adam ve dedesinden ona miras kalan çiftlik işleniyor. Karakterimiz Pelikan kasabasına taşınarak hayatını artık burada geçirmeye karar veriyor. Stardew'ün müzikleri, mevsimler arası geçişleri ve gerçekten rahatlamamızı sağlayan yapısıyla oyun eleştirmenleri tarafından çok yüksek puanlar aldığını söyleyelim. Ayrıca günümüzde her bilgisayarda kaldırabilecek düzeyde. Eğer sürekli savaş oyunlarından aynılaşmış birbirini tekrar eden Battle Royale oyunlarından sıkıldıysanız Stardew Valley sizin için çok güzel bir alternatif olabilir. İkinci sırada Rockstar Games yapımı muhteşem oyun Bully var. Annesi ve üvey babasıyla beraber Bulworth'e taşınan Jimmy Hopkins'in maceralarını anlatan bu oyun aynı zamanda şehrin ve belki de ülkenin en kötü okuluna sahip. Oyun özellikle okulda Jimmy'nin başından geçen olayları işliyor. Müzikleriyle, birbirinden farklı ders ve görev yapısıyla ve en önemlisi bu alanda böyle bir konuda yapılmış en iyi oyun olmasıyla sektörde çok önemli yer taşıyor. Şehirdeki karnavallar, sahiller ve insanlara nasıl davrandığımıza göre şekillenen görev ve oyun yapısıyla kendi senesinin çok ilerisinde. Şu anda ben de kanalımda Bully oyununun videolarını çekiyorum. Eğer oyun hoşunuza gidiyorsa kanalıma bir bakmayı unutmayın. Bu listenin belki de en kanser oyunuyla beraberiz, Hotline Miami. Oyun dünyasında takılmalık hikaye oyunlarını sevenler, rekabetçi oyunları sevenler ya da yarış oyunlarını tercih edenler gibi birçok grup var. Bir grup daha var ki bunlar oynadıkları oyunun bölümlerinde saatlerce uğraşmayı seven, inanılmaz zor oyunlarla zaman geçiren insanlar. Hotline Miami tam bu grup için yapılmış. 2012'de çıksa da 1980'li yıllarda geçen, yukarıdan bakış açısıyla kan, aksiyon, şiddet ve çok fazla strateji içeren bir oyun. Farklı karakterlerden aldığımız ölüm listeleriyle, hareket ettiğimiz ve daha sonra çok fazla tanınmamız da olayın gitgide zorlaştığı, öldürmemiz gereken grupların kalabalıklaştığı sahneler oyunda çokça var. Kısa kesmemiz gerekirse 32 MB ekran kartı ile bile kaldırabilecek Hotline Miami, zamanınızı geçirebileceğiniz güzel oyunlardan. Oyun tarihinde en yüksek puanlardan birini almış bir başyapıt, BioShock. 2007 yılında 2K ekibi tarafından yayınlandı. FPS oyunlar tarihi açısından büyük bir dönüm noktasıydı. 1960'larda geçen bu oyunda içinde bulunduğumuz uçağın okyanusa düşmesiyle hiç bilmediğimiz bir yerde kalıyoruz. Uçaktan sağ kalmayı tek başaran biziz. Karşımızda gördüğümüz deniz fenerine yüzerek oyunun geçeceği Rapture denizaltı şehrine doğru yöneliyoruz. Oyun müzikleriyle senesinin çok ilerisindeki mekanikleri ve yaratık çeşitliliğiyle daha önce de söylediğim gibi oyun tarihinde en yüksek puanlardan birini almayı başarmış. Seneler geçse de oynanacak içinde birçok gizem ve çözmemiz gereken bulmacalar barındıran BioShock listemizin olmazsa olmazlarından. Sırada Binding of Isaac var. Aslında bu oyunu ilk duyduğumda beni heyecanlandıran şey kullanacağımız silahtaki mermilerin küçük bir çocuğun gözyaşları olmasıydı. Hikayesi ve küçük boyutunu duyduğumda ise incelenmeye değer olduğunu düşünmüştüm. Kendi tanrılarına inancını kanıtlamak isteyen bir annenin çocuğunu yani Isaac'i kurban etmek istemesiyle başlıyor oyun. Isaac ise kaçıyor ve maceralara atılıyor. Birbirinden farklı boss savaşı bize can, güç ve farklı eşyalar sağlayan gizemli kapılar, her yaratığa özgü oluşturulması gereken stratejiler ve bilgisayarı kötü olan çoğu arkadaşımız için altın niteliğinde olan neredeyse ekran kartsız bile çalışma özelliğiyle Binding of Isaac çok güzel bir oyun. Ayrıca her saniye bir olay yaşandığı için refleksleri de geliştirebileceğine inanıyorum. Birçok e-sporcunun Isaac oynadığı biliniyor. Türkler tarafından yapılmış ya da yapımında büyük pay sahibi olunmuş en iyi oyun size göre nedir bilmiyorum. Ama benim için şüphesiz Mount & Blade Warband.
Kimsesiz, yapayalnız bir insanken bir ordunun başına, belki de bir krallığın başına geçerek tüm dünyayı fethedebilme şansı. Bunları direkt insanların kafasını keserek de yapmıyorsunuz. Krallar için görevler yaparak, arenalarda dövüşerek, yanınıza doktorlar, ozanlar, savaşçılar ve hatta eş alarak mükemmel bir oyun hissi yaşayabiliyorsunuz. Tek bir hikayeniz yok. İsterseniz kralın yolundan giden güçlü bir lord olup onun size verdiği kalelerle yetinebilirsiniz. İsterseniz krallık talep eden, ailenin sürülmüş insanlarını destekler, krallığı onlar adına ele geçirirsiniz. Ya da buraların tek hakimi ben olmalıyım diyerek kralınıza rest çeker ve birer birer köyleri yağmalayarak, kaleleri ele geçirerek kendi krallığınızı kurabilirsiniz. Anlatmaya devam edersem sadece Mountain Blade Warband'dan bahsedebilirim. Uzun lafın kısası, kötü bilgisayarlarda çalıştırılabilecek en iyi oyunlardan biri olduğu şüphesiz. 80-90 MB'ın artık 5-6 şarkımızın 1-2 videomuzun kapladığı bir alan olduğunu düşünürsek 80-90 MB'lık bir oyun sizi ne kadar eğlendirebilir diye düşünebilirsiniz. Ama Papers, Please tüm dünya tarafından inanılmaz düşük bütçelerle ne kadar para kazanılabileceğini herkese gösterdi. Oyunu yapmak isteyen ve bu yola gönül vermiş arkadaşlar için de en büyük örneklerden biri oldu. Oyunda bir gümrük memuru olarak çalışıyoruz. Gümrükte kimliğinde sıkıntı olan, pasaportu yanlış olan ya da geçmemesi gereken insanları ülkemize sokmuyoruz. Ama bu süreçte ailemiz açlıktan ölecek seviyede ve farklı ajanlar onlar için çalışmamızı istiyor. Bu durumda yine kendi isteğimize göre ya hain ya da ülkemiz için çalışan bir kahraman olma şansımız var. Yanlışlıkla geçirdiğimiz bir insan onlarca insanın ölmesine sebep olabilir. Ekran kartıyla değil, kredi kartıyla bile çalıştırılabilecek Papers, Please, biliyorum bu arada espri çok kötüydü, oynayıp rahatlıkla 5-6 saatinizi geçirebileceğiniz güzel bir oyun. Listenin belki de tüm izleyenler tarafından bilinen muhteşem oyunları, GTA 3, GTA Vice City ve San Andreas'tan tek seferde bahsetmek istiyorum. Oyun dünyasında çığır açmış, oyun oynadım diyen herkesin bir şekilde tanıştığı bu 3 oyun her şeyiyle birer başyapıt. Benim kanalımı tanıyan, bilen bütün abonelerim zaten nasıl bir Vice City tutkunu olduğumu biliyorlar. Bu 3 oyunun da her şeyiyle videosunu kanalımda çekmiştim. Bu listede olmalarının asıl sebebi daha önce de söylediğim gibi, günümüzdeki PUBG, Fortnite ve benzeri Battle Royale oyunlarından artık çok sıkılmış, eski tatlara dönmek isteyen ya da bilgisayara yeni hiçbir şey kaldırmayan arkadaşlarımız için hatırlatma olmaları. Oralarda asla eskimeyecek bazı efsaneler var. Bence unutmamalıyız. Listenin 9. sırasında Limbo var. Kız kardeşinin neler olduğunu öğrenmeye çalışan bir çocuğun Limbo dünyasına dalmasıyla oyun başlıyor. Karanlık ve kasvetli bir ortamda ilerleyerek birbirinden farklı bulmacalar çözüyoruz. Oyun ilerledikçe takıldığımız yerler gitgide artıyor. Bu süreçte bizi öldürmeye çalışan birbirinden farklı yaratıklarla karşılaşıyoruz. Oyunun görsel ve ses özellikleri bakımından çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Farklı açılar ve hata yaptığımızda vahşice ölüm biçimlerimiz gayet güzel. Zaten oyunda belli başlı bir hikaye yok. Bu yüzden hikayeyi kafamızda biz yaşıyoruz. Eğer oyunu iyi oynuyorsanız 5-6 saatte bitirebilme şansınız var. Oynayacak oyun bulamadığınızda indirip bakabileceğiniz, düşük boyutlu ve düşük sistem gereksinimi isteyen farklı tarzda bir oyun Limbo. Listemizin sonunu efsanelerden birine sakladım. Biliyorsunuz Valve bir zamanlar oyun üreten böyle bir amacı olan bir şirketti. Ne yazık ki senelerdir sadece kazandıkları paraları yemekle meşguller. Ancak gerçekten oyun dünyasına kaliteli bir şeyler üretmek istedikleri senelerde Portal diye bir oyuna çıkageldiler. İddia ediyorum bu tarzı bir bulmaca oyunu dünya üzerinde henüz yapılmadı. Aklınızı sonuna kadar çalıştırmanızı gerektirecek farklı seslendirmeleriyle sizi düşünmeye itecek Portal, bu zamanlarda tüm bilgisayarların kaldırabileceği efsane bir oyun. Eğer bilgisayarınız kaldırıyorsa ve oynayacak arkadaşınız varsa Portal 2 daha da güzel. Bu iki oyunu sizlere kesinlikle öneriyorum. Düşük ekran kartıyla oynayabileceğiniz muhteşem oyunlar videom burada sona erdi. Başta hatırlattığım gibi sizler de sizin için muhteşem olan oyunları yorumlara yazın. Gelecek videoda sizlerden gelen yorumlardan yararlanabilirim. Ayrıca eğer listeyi beğendiyseniz aşağıdan beğeni tuşuna basar ve abone olursanız sevinirim.
bu oyunlarla alakalı görüş, öneri ve hatta eleştirilerinizi Discord adresimizde bana belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.